Çatalca'da yaşayan bir birey olarak Çatalca Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Sizce Çatalca'da ne gibi eksiklikler var? Yapılması gerekenler nelerdir? Çatalca'mızın şöyle bir belediyemizin eksikleri, hani bunu pek şey yapmak istemiyorum. Zaten insanları susturuyorlar bu konuda. Yani insanlar konuşsa ağzına geleni söyleyecek. Benim de demek istediğim şu, biz memnun değiliz. Kimse de memnun değil. Şu anda susturuldukları için de kimse bir şey söylemiyor. Eğer Çatalca Belediye'mizi anlatmaya kalksalar, burada barındırmazlar, bu kadar söyleyeyim size. Şöyle hiçbir şeyini, kendilerini taşa vurmuş, bina dikme şeye telaşına, ama yoksullarımızı, fakirlerimizi, çocuklarımızı düşünen yok. Kapısına bir koli bırakıp da bir makarnayla bırakıp resim çekmeye, bu insanlık değildir. İnsanlık dışı bir şeydir. Ben bunu tasvip etmiyorum. Nasıl diyeyim? Ya şey, ailelerin o kadar nasıl diyeyim, ihtiyaçları var ki, evinde olsun, çamaşır makinesi olsun, kadınlarımız mesela üç çocuk yapın dediler, üç çocuk yaptılar. Peki onlara nasıl bakılacak? Hiç onu düşünmediler. Şimdi kapısına gitseler belediyenin, benim şuna ihtiyacım var, çocuğum buna, 1.000 lira veriyorsun diyorlar ya, o yalan. Nerede? Nerede 1.000 lira? Niye bu aileler o zaman aç susuz, bu çocuklar okula gitmiyor? Benim Z takımımla konuştuğum çocuklar bana diyor ki biz okulu bıraktık. Bazıları diyor ki ben üniversiteyi bitirdim, mesleğimi elime alacağım ama ben güvenemiyorum. Güvenemiyorum, iş sahibi olamayacağım, niye okuyayım deyip okulunu bırakıyorlar. Ben buna karşıyım. Ya yapacaksınız, madem 3 çocuk dediniz, yaptılar, millet kapına geldi, bakmak zorundasın kardeşim. Sen halka bakmak zorundasın. O halkın oylarını, o makama oturduysan o hakkı, şey, o makamın hakkını vereceksin. Bütün vatandaşlarımıza bakmak zorundasın, sen devletsin. Eğer bakamayacaksan diyeceksin kardeşim, açık açık yalanların arkasına sığınıp da ben şunu yaptım, ben bunu yaptım, bir bina diktim. Onların arkasına sığınmayacaksın. Bize yaptığın, vatandaşların seni savunduğu bir şey söyle. Onu yapamıyorsan ben sana ne diyebilirim? Yani sen buraya Çatalca'ya kendini göstermeliye gelmişsin. Bir başkanlık şeyin hedefin yoktur o zaman. İnsanları koruma veya bakma, halkımıza güvenini kazanmaya gelmemişsin. Gönüllere taht kurmaya gelmemişsin. Sen buraya gelmişsin, ağabey paşa gibi milletin halkının hakkını yiyerek makamında oturuyorsun. Bir kişi gitse kapısını Çatalca Belediyesi'nin kapısını çalsa, başkana ulaşmaya kalksa yapamaz bunu. Kesinlikle içeri almazlar. Yok derler. Yani şöyle, yani biz öyle olmayacağız. Biz Ülkem Partisi olarak o şekilde olmayacağız. Biz Genel Başkanımız Neşet Doğan, nasıl diyeyim, öyle yürekli, öyle bir cana yakın insan ki ben gurur duyuyorum kendisiyle. Çay içtik, ondan sonra yemeğimizi yedik, çorbamızı içtik. Böyle bir başkan kesinlikle ben hayatımda görmedim. Ben isim vermek istemiyorum ama hiçbir partide bunu görmedim. Benim gelen başkanım, nasıl diyeyim, kardeş gibi, abi gibi destek veriyor. Ondan sonra çoluk çocuğa olsun, aileleri olsun, şehitlerimiz olsun, gazilerimiz olsun, bunlara saygısı, yani gönülden bunları taç yapmış başına, bunlara önem gösteriyor. Sen gidip taşa, toprağa, milletin şeyini, ülkem, şey, Türkiye'sinin toprağını alıp başka ülkelere satarsan, seni kimse, yani bu Türkiye'de olsun, hiçbir şeyde istemez yani. Bu böyle olmaması gerekiyor. Yapacaksan, bir başkanlık, bir makama çıktıysan, onu gönülden yapacaksın, halkına bakacaksın. Senin işin budur. Kimse senden gelip bir kuruş para dilenmemeli. Çatalca'da eksik gördüğünüz, Çatalca Belediyesi'nin yapması gereken başlıca çalışmalar sizce neler? Şimdi başta çalışmalar derken şöyle söyleyeyim. Milletimizin işe ihtiyacı var. İş yok diyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Halkımız iş yok diyor ama onlara göre iş var. Bir mesleğini almak, eline almış olan kişi bile iş bulamıyor. Niye? Bunlar kendi çevresine, kendi adamlarına iş buluyorlar. Bakarsanız belediyede kendi adamlarıdır. Kendi akrabaları, bunlar akraba üzerine kurulmuş. Ama dışarıdan bir halkımıza iş yok. Kesinlikle iş yok. Ama kendi çevresine, ailesine dersen dolu.
git. Ben şu başkanın ailesindenim, şu başkanın akrabasındayım. İşsizlikten kırılıyor insanlar. Bir lokma ekmeğe muhtaç. Sen başkan olarak yani nasıl? Sen mesutsun ama biz mesut değiliz. Yani bunu söyleyeyim. Biz mesut değiliz kardeşim. Sen gelmişsin o makama oturmuşsun. Sen niye bu insanlara bakmıyorsun işsiz güçsüz? Ha? Niye bakmıyorsun? Niye o insan, o baba, o anne evine ekmek götüremiyor? Su götüremiyor. Niye? Sen orada gece yemeğini yerken mesut mesut. Ama biz burada, ben şahsıma söyleyeyim. Ben memnun değilim kardeşim. Sen o şeyi, o çocukların açlığını gördüm. O sofrada bir soğanla ekmeğini yediğini ben gördüm. Ben o insanların içine giren kişiyim. Sen ne yaptın? Makama oturdun, dışarı çıkmadın. İnsanları ya pazara gidip bir de teftiş etmedin. Adamlarını gönderiyorsun. Neyden korkuyorsun sen ya? Sen ülkenden oy almış şeye çıkmışsın, makama çıkmışsın. Sen o ülkendeki insanlardan haktan mı korkuyorsun? İnsan içine çıkmıyorsun. Bir sor, halini hatırını sor. Ne yersiniz, ne içersiniz, kazancınız nasıl, işiniz gücünüz nasıl? Bir sor bunu. İnsanlık yap ya. İnsanlık yap ki millet senin baş tacı yapsın. Sen bunu yapmıyorsan biz de senden mesut değiliz. Bu kadar söyleyeyim. Benim söyleyeceğim bu kadar. Ama nasıl diyeyim? Biz Ülkem Partisi olarak bunun önüne geçmek istiyoruz. Bizim genelliğimiz çoluk, anne, ondan sonra aile, işsiz. Bu şeylere yani milleti dilendirmeyeceksin kardeşim. Yani onlar, sen neysen o da o. Ben ne kadar maaş alıyorsam o da o maaşı almak zorunda. Sen neyi paylaşamıyorsun? Sen başkan olmuşsun da ben başkanım, senden yüksek maaş, öyle bir dava yok. Öyle bir şey yok. Ben haksam sen de haksın. Benim oylarımla geldiysen o makama, sen de benim gibi maaş alacaksın, ben de senin maaşını alacağım. Bu kadar. Sen yüksek alıyorsan ben de yüksek alırım. Askeri maaş diye milleti kandırıyorsunuz ama sen oturduğun yerde ne alıyorsun? Söyler misin bana ne alıyorsun? Onu bana anlat. Ben de gelin diyeyim ki sen haklısın diyeyim. Yok öyle bir dava. Ben buna karşıyım. Sen ne alıyorsan ben de onu alacağım kardeşim. Bu halk da işsiz güçsüz kırılıyorsa senin yüzündendir. Ben başka bir şey demiyorum.